الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'yla Kur'an yolunda programının yenisiyle beraberiz. Hayırlara vesile olsun sizler ekranlarınızın karşısına. Değerli konuğum Muhammed Kara Mustafaoğlu hocamız da stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Efendim ilk seç diyoruz, İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim, Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı. Her programda, her hafta yeni bir konuğumuz oluyor. Dolayısıyla ilk seçin tek bir kurumdan müteşekkil olmadığını öğreniyoruz. Sıklıkla konuşuyoruz, İlkem diyoruz. İşte bugün İlk Seç Vakfı'nın içerisinde yer alan İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İlkem'in müdürü kendisi Muhammed Kara Mustafaoğlu hocamız. Hem o ne işler yapıyor acaba o kurum, ona bakacağız. Aynı zamanda kendisini Osmanlıca Öğreniyorum programlarından da tanıyoruz kendisini. Sizi misafir etmekten mutluluk duyduk. Teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Hocam, İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İlkem nedir? Bunu bize biraz bugün anlatır mısınız? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. İlkem bir tabela. İlim ve Kültür Eğitim Merkezi. Böyle birçok eğitim merkezleri ülkemizde karşımıza çıkabilir. İlkem dediğimiz zaman aslında sadece bir eğitim merkezi anlamamalıyız. İlkem medreseyi temsil eder, bir medresedir aslında. Evet. Burada İlkem'in tarihçesine bir girmek lazım. Yani İlkem'in tarihçesi aslında İlk Seç Vakfı'ndan daha eski. Bir girelim hocam. Orayı bir kısaca ele almak lazım. Buyurunuz. Malumunuz 20. asrın ilk başlarında medreseler inkıraza uğramaya yüz tutmuştu. Eyvallah. Bayağı bir sıkıntılar yaşandı. Medreseler kapatıldı. Evet. Efendim İslami alandaki alimler büyük sıkıntılar yaşadılar. Nesillerimiz evet. Bunları yaşadılar, gördüler, biliyorlar. Türkiye'de, ülkemizde medreseleri tarihi eser olmaktan kurtaran iki büyük bölge var. Birisi Karadeniz, birisi Doğu Anadolu'da, özellikle Siirt, Tillo, Bitlis, Norşin diyarı dediğimiz o bölgelerde ve Karadeniz'de Trabzon'un Of, Çaykara ilçeleri ağırlıklı olmak üzere çok o bölgelerde değerli hocalarımız da tabii çıktı ki, zaten. Tabii evet. Ki. O bölgeler aslında medreseleri bir tarihi eser olmaktan, medrese ilimlerini bir tarihi eser olmaktan, belki de İslam'ı tarihi eser olmaktan ülkemizde kurtaran bölgeler, evet, özellikle evet. Türkiye'de ağırlıklı olarak, farklı bölgelerde küçük çapta olsa da ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Karadeniz'de bu medreseler ihya edilmiş oldu, ihya edilmeye başlamış oldu. Bizim Karadeniz'e dayanıyor medrese ekolümüz, uslubumuz oraya dayanmış oluyor. Karadeniz'de malumunuz duymuşsunuzdur Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Efendi. Evet. Hacı Dursun Efendi rahmetullahi aleyh İstanbul'da Süleymaniye medreselerinde tahsil gördü. Süleymaniye medreselerinden icazet aldı. Orada ihtisas uzmanlık eğitimi aldı. Kelam alanında özellikle. Tabii kendisi diğer fıkıh, sarf, nahiv, tefsir vesaire alanlarda da mutlaka kaliteli bir alimdi. Bizim medrese geleneğimiz Hacı Dursun Efendi'ye dayanıyor. Hacı Dursun Efendi Trabzon Of'un Çalek isimli köyünde kendi medresesinde talebeler yetiştirirdi. Evet. Orada bir medresede, belki bugünleri görmüş olsa çok mutlu olacaktı. Allah'ım ona gösteriyordur inşallah. İnşallah. Birçok talebe yetiştirdi. Talebelerinin en önemlilerinden bir tanesi Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'ydi. Ve birçok talebe de yine onun medresesinde yetişti. Hacı Mahmut Efendi Hazretleri Karadeniz'deki bu medrese geleneğini İstanbul'a taşıyarak İstanbul'da medreseleri ihya eden çok önemli bir zattır. Yani medreseleri Osmanlı'daki inkıraza uğramış, efendim nesli tükenmeye yüz tutmuş olan medreseleri İstanbul'da tekrardan ihya eden, özellikle şer'i ilimler açısından ihya eden zat Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'dir. Hacı Dursun Efendi Süleymaniye medreselerinden İstanbul'dan aldı, Trabzon'a Of'a götürdü. Of'ta tabii ki farklı alimler de
mevcuttu. Yine medrese geleneğini devam ettiren Çaykara'da vesaire bölgelerde bu alimler de mevcuttu. Ama özellikle Hacı Dursun Efendi bunların arasında temayüz etmişti. İstanbul'dan aldığını Trabzon'a, Trabzon'da yetiştirdiği talebeler tekrardan İstanbul'a döndüler. Hacı Dursun Efendi tabii ki o medresede tahsil ettiğinde Osmanlı'nın son dönemleriydi. O zaman medreseler yaşıyordu. Hacı Dursun Efendi işte o son tohumları alarak Of'ta yeşertmeye başladı ve İstanbul'a tekrardan Hacı Dursun Efendi'nin talebesi olan Hacı Mahmud Efendi Hazretleri vasıtasıyla gelmiş oldu ve medreseler ihya edilmeye başladı. İstanbul'da yine İsmaila Camii'nde ilk 1960'lı yıllarda caminin kendi içerisinde bu medrese ilimleri okutulmaya başlamıştı. 1967 yılında ilk defa medrese diyebileceğimiz Yeşil Cami Kur'an kursu. 1987-90'lı yıllar arasında İsmail Ağa'nın avlusunda olan efendim orada medrese var, eski tarihi medrese. Evet. Orası başladı. Orası daha eskiden de faaliyetteydi. Yine 77 ile 80 yılları arasında o medresede üstadlarımız, Hacı Dursun Efendi'nin talebeleri, efendim üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebeleri orada ders okutuyorlardı. Onlar İsmaila resmi Kur'an kursu dediğimiz Kur'an kursuna geçtiler. Orada yine medrese faaliyetleri, medrese ilimleri okutulmaya devam edildi. 1984-85'li yıllarda Çınaraltı dediğimiz medreseler, 88-89'lu yıllarda Kirazlı medreseleri ve daha birçok medreseler açılmaya başladı. Bunların hepsi üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin faaliyeti. Eyvallah. Bizim ilkemde Ali Ulvi Uzunlar hocamızın kurmuş olduğu bir medresedir. Ali Ulvi Uzunlar hocamız Yeşil Cami'de tahsil görmüştür. Yeşil Cami'de Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebelerinden ders görmüştür. Ve dolayısıyla Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin medrese geleneğini biz devam ettirmekteyiz. O da Hacı Dursun Efendi'ye, o da Süleymaniye medreselerine. Dolayısıyla biz ilkem olarak Osmanlı medreselerinin bir devamı kabilindeniz. Bu şekilde çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Ve özellikle İsmail Ağa'daki Hacı Mahmud Efendi Hazretleri başta olmak üzere bu medreselerin ilimleri dediğim gibi işte Yeşil Cami'de Abdullah Usta Osmanoğlu Hoca Efendi, Allah şifa versin kendisine. Amin. Rahmetli İhsan Mehmet Alioğlu Hoca Efendi, efendim Bayram Ali Kara Mustafaoğlu Hoca Efendi, İsmail Ağa'nın kurucusu olan Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi, İsmail Ağa'nın müezzini olan Hasbi Abdülkerim Hoca Efendi. Bunlar aslında İsmail Ağa medrese hocalarının ilimlerinin dayandığı 5-6 tane nüvedir, tohum, çekirdek. Evet. Neredeyse bizim ilmimiz bu zatlardan, bu 5-6 zattan, başlarında Hacı Mahmud Efendi Hazretleri olmak üzere, bu 5-6 zattan geliyor. Bizim kendi hocamız, Ali Ulvi Uzunlar hocamız, ben onda yetiştim, tahsil gördüm, onda okudum. O da bu zatlardan ilim tahsil etti ve bu şekilde biz Osmanlı medreselerini devam ettirmekteyiz. İlkem bu şekilde 2007'de ilk Arapça, İslami ilimler, şer'i ilimler faaliyetine başladı. İlkem dediğimiz. İkseç Vakfı'nın kuruluşu daha eskiye dayanıyor. 2002'li yıllarda hafızlık eğitimleri başlamıştı. Yine Ali Ulvi Uzunlar hocamız. Tabii hep Ali Ulvi Uzunlar hocamız başından beri. 2002'de hafızlık eğitimi, 2007'de Arapça eğitimi başladı. Ben de Arapçanın Allah'ım nasip etti ilk grubundan olmuş oldum. İkseç Vakfı'ndaki İlkem'in Arapça bölümünün ilk grubunda biz eğitime başlamış olduk. Ve orada 5-6 sene eğitim gördükten sonra faaliyete başlamış olduk İlkem'de. Hocam şöyle yapsak... Tabii, hazır böyle güzel bir yere girdik. Sizi de biraz tanısak bu eğitimden tam bahsederken biraz daha şöyle alalım. Ben Ali Ulvi Uzunlar hocamızın talebesiyim. Evet. İşte 2007'de orada eğitime başladık. 2013-14 yıllarda icazetimizi almış olduk. Bu Hacı Dursun Efendi'den gelen, Süleymaniye medreselerden gelen İslami ilimler icazeti, medrese icazeti dediğimiz icazeti almış olduk. Ondan sonra orada hocamızın tensibiyle, onun vazifelendirmesiyle göreve başlamış olduk. Günümüze kadar o göreve devam etmeye çalışıyoruz. Allah'ım inşallah muvaffak kılar. Riyadan Amin. Muhafaza eder. Amin. Allah razı olsun. İlkem'de tabii şunlardan bahsetmem gerekecek. Evet. Kısaca değinmem gerekecek. İlkem'de ne yapıyoruz? Özellikle dedik ki Osmanlı medreselerinin şer'i bölümünü, şer'i ilimler bölümünü Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin İstanbul'da ihya etmiş olduğu medreseler şu anda icra ediyor ve ihya ediyor. İlkem'de de sarf, nahiv, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, mantık, münazara, tarih vesaire ilimlerde her alanda Osmanlı medreselerinden aldığımız, efendim geleneğimizden almış olduğumuz, tarihimize ait olan kadim kitaplarımızı yine gelenekten aldığımız usul üzere okutuyoruz. Bu çok önemli bir husus.
Osmanlı medreselerinin takibi olmak, devamı olmak çok basit değil öyle. O medreselerde okutulan kitapları yaşatmak lazım, ilimleri yaşatmak lazım. Biz büyük ölçüde bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Her alanda mutlaka Osmanlı medreselerinde okutulan kitapları ve oradaki geleneği devam ettiriyoruz. Medresemizde kendimizin müfredatı var. O müfredat zaten birçok medreselerle ortak bir müfredat gibi bazı yerleri değişebilir. Onun dışında medresede 5 yıllık bir eğitim veriyoruz. Birinci senesi hazırlık olmak üzere 1, 2, 3, 4 dediğimiz hazırlık artı 4 senelik bir eğitim veriyoruz. Bu 5 sene eğitim bitiren öğrencimiz Allah'ın izniyle medrese ilimleri açısından çok kaliteli bir hale gelmiş oluyor. Aynı zamanda dışarıdan ilahiyat fakültesi bitirmesi imkanını da talebelere tanımış oluyoruz. İlahiyat fakültesini de bitiriyor. Hem üniversite diplomasını elde etmiş oluyor, dışarıdan okuyarak onu almış oluyor. Oraya gitmesine gerek kalmadan hem de medrese ilimlerini tahsil etmiş oluyor. Bu açıdan medresemiz ve medreseler Türkiye'de alternatifi olmayan kurumlardır. Hem icazeti alıyor, tabii, hem diplomasını almış alıyor. Ve sadece bizim medresemiz, icazet daha ön plandadır her zaman, çok önemlidir. Hem bizim medresemiz hem diğer medreseler. Türkiye'de hiç alternatifi olmayan kurumlardır. Hiçbir kurum, dini efendim başlıkla açılan hiçbir kurum medreselerin alternatifi olamaz, mukabili olamaz, olmamıştır. Dolayısıyla medreseleri bu şekilde, bu anlamda muhafaza etmek gerekiyor. Peki hocam, bir hedefimiz vardır illaki. Şimdi her insanın bir gayesi oluyor. Evet. İlkemin hedefi nedir? Kısaca anlatabilir misiniz? İlkemin en büyük hedefi, tanımlama yapmak çok önemli. Malumunuz, manavdan gidip ayakkabı satın alamazsınız. Çünkü tanımı sebze meyve satan yerdir. Sizin kurduğunuz kurumun tanımı çok önemli. Tanımınızda neler varsa siz onları hedefliyor olmuş olacaksınız aslında. Bizim medresemizdeki hedef, İlkem dediğimiz eğitim merkezindeki hedefimiz ne? Gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramın yüklenmiş olduğu vazifeyi, o dava şuurunu, bilincini yüklenen ve davet irşat alanında ülkesine, milletine, İslami alanda en büyük hizmetleri vermeye çalışan insanları yetiştirmektir. Bu alanlar müftülük olur, vaizlik olur, medresede müderrislik olur, farklı farklı alanlar olur, ilahiyatta hocalık olur. Bu şekilde farklı farklı alanlarda, ama en önemlisi ehli sünnet akidesini muhafaza etmek, ehli sünnet şuurunu da muhafaza etmek. Sadece hani ben ehli sünnetim demekle olmayacak tabii ki bu işler. Hem akideyi hem bu şuuru muhafaza eden ve davet ve irşat alanında da kabına çekilmemiş, sahada olan, alanda olan, İslam'a hizmet eden, ümmetine, milletine hizmet eden biz talebeleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Allah'ın muvaffak edeni. Amin, amin. Hocam, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı bir proje var. 9 ayrı kurumda başlatıldı bu. Kur'an'ı anlama programı. Evet. Siz de bu kurumun müdürü olduğunuz için acaba orada bunun faydaları nedir? Bu program nasıl gidiyor? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi bu Kur'an'ı anlama programı ilk defa geçen sene başladı. Türkiye'de şimdiye kadar hafızlık devlet tarafından resmi olarak eğitimleri yapılıyordu. Hafızlık, Kur'an-ı Kerim ezberleme eğitimi yapılıyordu. İlk defa geçen sene 10 civarı Türkiye'de pilot Kur'an kursu uygulama yapılacak. Kur'an kursu seçildi. Bunlardan bir tanesi bizim İlkem, Kocatepe Kur'an kursudur. Orada Kur'an'ı anlama programı adı altında bir senelik hazırlık senesi dediğimiz, bizim hazırlık senesi dediğimiz, Diyanet tarafından desteklenen, resmi olarak da karşılığı olan Kur'an'ı anlama programı başlatıldı. Bunda sarf nahiv dersleri, Kur'an'ı anlamaya yönelik, Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrenmeye yönelik bir altyapı, pratik Arapça da olmak üzere bir altyapı verildi bu eğitimde. Ve bu senede devam ediyor. Şu an Türkiye genelinde birçok Kur'an kurslarına, resmi Kur'an kurslarına bu imkan tanındı. Sayılar artmış oldu. Ve burada hazırlık eğitimi, sarf nahiv ve pratik Arapça'da hazırlık eğitimi veriliyor. Biz de bu hazırlık eğitimini veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i anlama programı adı altında bizim de Kur'an kursumuzun birinci senesi bu şekilde kullanılmış oluyor. Bu şekilde uygulama devam ediyor. O bittikten sonra, hazırlık eğitimi bittikten sonra 1, 2, 3, 4. seneleri biz İslami ilimlerin tahsili yolunda devam ettirmiş oluyoruz. Evet. Bu arada tabii İlkem'in mülakat kayıtlarının başladığını biliyoruz. Diğer ilk seç vakfına ait olan kurslarda da benzeri şeyler var. Hangi yaş grupları katılabiliyor ve bu mülakat konusunda neler gerekiyor daha doğrusu? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Yaş grubu olarak mülakat ön
kayıtlarını, hı hı, ön alımlarını başlattık. Mart ayının başında başlatıyoruz daha doğrusu. Bunun ilanlarına başlamış olacağız inşallah. Bizde yaş aralığı olarak 14-18 yaş arası diyoruz. Orta 3'ü bitirmiş olacak. Yani ortaokulu. 4 artı 4 dediğimiz şimdi yeni sistemde. Bunu bitirmiş olacak. Lise 1 seviyesindeki lise 1 öğrencilerimizi almış oluyoruz. Lise 1'den lise 4'e kadar bu aşamada olan öğrencilerimizi biz hazırlık senesine mülakatlarla almış oluyoruz. Dini eğitim seviyesinden bir beklentiniz var. Mesela hafız olmaları gerekiyor mu veya onu da anlatır mısın? Şimdiye kadar biz İlkem kurumuna giren bütün öğrencilerimiz hafızda, hafızlık şartı vardı. İlk defa bu sene hafız olmayan öğrencilere de cüz'i bir kontenjan açmayı düşündük. Onu da tasarladık, planlamasını yaptık. Onu da ilan etmiş olacağız. Hafız olmayan öğrencilerden de kısıtlı bir kontenjan almış olacağız. Tabii ki onlarda da tecvid, talim, Kur'an-ı Kerim'i yüzüne düzgün okuma şartını gündeme getirmiş olacağız mülakatlarda. Hafız olacaklarsa hafızlıkların belli bir seviyede olması lazım. Hafızlık imtihanları yaparak almış oluyoruz medresemize. Bunlar şartımız. Mutlaka orta 3 bitmiş olması gerekiyor. O şekilde almış oluyoruz ve biz açık lise ve açık ilahiyat eğitimini de dışarıdan, kenardan yapmış, devam ettirmiş oluyoruz. Zaten mülakat da bunu kapsıyor değil mi? Yani konuşacaksınız ailesiyle, talebeyle konuşacaksınız. Aileyle, talebeyle, sözlü mülakat, yazılı mülakat vesaire. Bizim kendi mülakatımızda geçen hususları orada değerlendirmiş olacağız. Ona göre şurayı çok değineyim. Buyurun. Talebelerimizi mülakat yapmamızdaki en büyük sebep yer sıkıntısı. Doğru. Biz bazen ifade ediliyor farklı farklı cenahlarda, ortamlarda. İkseç Vakfı veya İlkem veya hafızlık kurumları efendim talebe almıyorlar. Seçerek alıyorlar. Alamıyor mu? Almıyor mu acaba? Alamıyor. Yer sıkıntısından dolayı alamıyor. Yoksa bizim 100 kişilik yerimiz var da 60 kişi alarak işi kapatmıyoruz. Bizim yerimiz sıkıntılı olduğu için, kesitli, kısıtlı olduğu için ona göre biz mülakat yapıyoruz. Anladım. 150 başvuru olursa 60 kişi alabiliyoruz 60 kişilik yer olduğu için. Yer genişledikçe mülakatlar da ona göre esnemiş oluyor hali üzere. Muhammed Hocam, programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi siz bu yolda maşallah ilerlemişsiniz çocukluğunuzdan bu yana. Şimdi bir kurumda gençlerle ilgileniyorsunuz. Sizin daha iyi anlayacağınız için, ekranları başındaki gençlere belki de daha iyi hitap edebileceğiniz için bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bu mülakatla ilgili annenin babanın istemesi kadar talebenin de istekli olması gerekiyor galiba değil mi? Evet. Siz mülakatta buna da bakıyorsunuz mutlaka. Tabii. Şu anda en önemli hususlardan birisi de bu mülakatımızda. Evet. Şu anda sizi dinleyen, izleyen gençlerimize zamanında talebelik yapmış, bazı bu işin zorluklarını çekmiş, imtihana tabi tutulmuş birisi olarak neler söylemek istersiniz davet manasında? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Şer'i ilimler Allah'ın ilimleri. Birinci, bütün ilimler Allah'a aittir. Hepsini Allah yaratmıştır. Fiziği, matematiği, hendesesi, coğrafyası, tarihi vesaire. Ama şer'i ilimler özellikle Kur'an'dan yani Kelamullah'tan doğdukları için direkt Allah'a nispet edilen ilimlerdir. Direkt olarak, dolaylı olarak değil. Dolayısıyla şer'i ilimlerle ilgilenen kimseler aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleğini icra etmiş oluyorlar. Ashab-ı kiramın mesleğini icra etmiş oluyorlar. O yüzden benim gençlere tavsiyem mutlaka medrese ilimlerinde derinleşmesi, vukufiyeti, İslam'ı çok iyi öğrenmesi, öğretmesi ve bunları da sağlayabilmek için güzel ehli sünnet şuuru olan, ehli sünnet akidesi olan, sağlam bir duruşu, geçmişine, geleneğine bağlılığı olan, alimlere bağlılığı olan kaliteli bir medrese mutlaka edinip o medresede eğitimine devam ettirmelerini tavsiye ediyorum. İnşallah birçok gençler bu medreselerden yetişecekler. Efendim bunun farklı farklı yardımcı kuruluşları, yardımcı insanlar Allah razı olsun hepsinden yardım ediyorlar bu kurumların ilerlemesine, devamına. İnşallah büyük insanlar yetişecektir. Şimdiye kadar da yetişti. Allah'ım bizim utandırmasın, yüzümüzü karartmasın, ak etsin ahirette. İnşallah hocalarımızdan, bizi yetiştiren hocalarımızdan, annelerimizden, babalarımızdan Allah'ım razı olsun. Sizlere de bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Bizler Allah teşekkür razı ediyoruz. Olsun. Çok sağ olun. Sizden de Allah-u Teala razı olsun. Muhammed Kara Mustafaoğlu hocamız İlkseç Vakfı'nın yani İlim ve Kültür Eğitim Merkezi'nin müdürüydü. Bu önemli çalışmalara imza atan yer, bir kez daha öğrenmiş olduk. Tarihi süreci de bu şekilde aklımıza gerçekten daha kolay gelmesine vesile oldu. Bu bilgilerle bizler programımıza veda edeceğiz. Biliyorsunuz 3 aylar mübarek ayların içerisindeyiz. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı nasip eylesin.
O zamana kadar da yapılması gereken birçok görevler var biliyorsunuz. Daha hayırlı, daha yapılan hayırların kat kat arttırıldığı bir efendim iklime doğru gidiyoruz. İnşallah siz de bu çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz. Gerekli bilgileri zaten ekranda arkadaşlarımız veriyorlar. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Bir hafta sonra buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli izleyenlerim, İlk Seç Vakfı İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İlkem'in mülakat ön kayıtları başladı. Sizler de Arapçayı alanında uzman hocalarımızdan öğrenmek, fıkıh, tefsir, hadis ve diğer İslami ilimler eğitimlerinizi alırken aynı zamanda hem lise hem üniversite tahsilinizi de bitirmek istiyorsanız sizleri İlkem ailesine bekliyoruz. Çeşitli geziler, konferanslar, kamp programları ve spor aktiviteleriyle eğitim hayatınızı sıkılmadan geçirebileceğiniz İlkem'e tüm ortaokul mezunu 14-18 yaş aralığındaki erkek kardeşlerimizi bekliyoruz. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى